Kimler meme kanseri riski altındadır diye düşünürsek, öncelikle bir kere kadın olmak bir risk. Erkeğe göre 100 kat daha fazla görülüyor. İleri yaş bir risk. Menopoz sonrası olmak bir risk. Ama en önemlisi ailesinde birinci derece yakınında meme kanseri olmuş olması. Bu en önemli risklerden birisidir. Tabii ki ama ailesinde meme kanseri olan her kişide de meme kanseri olacak diye bir kural yok. Ama şunu söylememiz lazım. Ailesel meme kanseri yaklaşık %10-15 sebebi oluşturabiliyor meme kanserinde. Bunların bir kısmı da genlere bağlı, bir kısmı da genlere bağlı değil. Genlere bağlı olanların BRCA1, BRCA2 ve daha sayabileceğimiz başka bir takım gen değişiklikleri, gen mutasyonları nedeniyle olduğunu biliyoruz. Meme kanserli olan kişide bunun yapılması, bu testin daha sonraki kardeşlerin nesli etkilemesi bakımından çok önemli. Dolayısıyla şöyle söyleyelim, ailesinde birinci derece yakınlarında anne ve kız kardeşinde meme kanseri olması, genç yaşta meme kanseri görülmesi, ailede erkekte meme kanseri görülmesi, her iki memede birden meme kanseri görülmesi o kişilerin riskini arttırıyor. Bu kişilerde mutlaka gen testlerinin öncelikle meme kanseri olan kişide yapılması ve o kişide genetik bir mutasyon, bozukluk, değişiklik saptanırsa meme kanserine yakalanmamış diye üyelere bu testin yapılması çok değerli. Böyle bir durum var ise ön almak, hastanın bu işten zarar görmesini, bu hastalıktan zarar görmesini ya da minimal zarar görmesini sağlamak mümkündür.